En son yayınladığım taht oyunlarının üzerinden 4 ay geçti. Bu süreçte bizler seçime doğru giderken cehennemin kapıları aralanıyor. Her gün ayrı bir skandal, ayrı bir olay yaşanıyor. Fakat 10 bölümdür anlattığımız o dostlarımız nerede, nerede o isimler, ne yapıyorlar? Onları da bir hatırlayalım kısaca isterseniz değil mi? Hatırlarsanız en son Süleyman Soylu özel ekibiyle resmi bir devlet uçağına atlamış ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmişti. Amaç Sedat Peker'i e teslim alıp Türkiye'ye geri dönmekti. Böylelikle Soylu hem Ark Nemezizini ortadan kaldırmış hem de seçme büyük bir kozla girmiş olacaktı. Ama yine hatırlayacağınız üzere bu girişim başarısızlıkla sonuçlanmış ve ekibimiz Türkiye'ye eli boş dönmüştü. Diğer taraftan Sedat Peker'in tecridi hala sürmekteydi. Güvenilir kaynaklardan edindiğim bilgiye göre Dubai'ye son bir yılda gidenler Sedat Peker'i sadece almak veya öldürmek için değil anlaşmak için de gitmişler. Ancak tüm teklifler Peker'in reddetmesiyle rafa kaldırılmış durumda. Soydu'nun bu girişiminden sonra muhalefet tarafından nihayet küçük bir kıpırdama yaşandı. Bu süreçte önemli olan isim İyi Parti Genel Başkan Danışmanı Turhan Çömez. Çömez eski AKP milletvekili ve Erdoğan'ın eski özel doktoru. Kendisi Serhat Peker'e ulaşıyor ve görüşüyorlar. Bunun ardından tecridi kaldırmak için imkanlar araştırılmaya başlanıyor. Kendisinin aktarımına göre Peker Segbe sistemiyle Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki konsolosluktan ifade vermeyi de kabul etmiş. Peker kendisine garanti sistemini de anlatmış. Peker diyor ki eğer başıma bir şey gelirse öldürülmem halinde iki farklı ülkeye gönderdiğim belgeler ve görüntüler yayınlanır. Bu tabii özellikle iktidar tarafına net bir mesaj. Bana dokunursanız bedeli de olur mesajı. Bunlar tesadüf değil çünkü çünkü geçen aylarda konuştuğumuz Peker öldürmek için Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden Ahmet Nazari orada yetkililer tarafından tutuklanmıştı ve şu an hala hapiste. Tüm bunlarla birlikte Çömez İngiltere'ye gitti ve Londra'daki Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliğine giderek Serhat Peker'le ilgili bir mektup bıraktı. Kısaca Türkiye'de iktidarın değişmekte olduğunu ve yeni gelen iktidarla iyi ilişkiler isteniyorsa Serhat Peker'in tecritenin kaldırılması gerektiğini vurguladı. Bunların hepsi elbette Akşener'in izni veya onayı olmadan olmaz. Diğer taraftan Kılıçdaroğlu tarafı hala sessizliğe gömülmüş durumda bu konuda. Bunun da bir sebebi Kılıçdaroğlu mafyayla çalıştı gibi bir imaj istemiyor. Gazeteci Seyhan Avşar'ın iddiasına göre Peker demiş ki yaşadığım sürece hatta ölürsem öldükten sonra sözlerimin arkasında duracağım. Bahsettiğim videoları tamamlayıp basın yayın organlarıyla kamuoyuyla paylaşacağım. Ha enteresan olan şu. Hatırlarsanız tüm bu tecrit sürecini başlatan bir taş kesen ne oldu ifşası vardı. Zehra ortaya çıktı. Nagihan Altın'a bir röportaj verdi. Taş ne oldu dedi ki ben kadın cinayetinin alasını yaşadım. Üçüncü sayfa haberlerini konu oldum. Ben diri diri öldüm dedim. <laughs> Bu yetmediği gibi Nagihan da soruyor ona. O süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da Emin Erdoğan'la gidip yaşadıklarınızı anlatmayı neden düşünmediniz? Sanki savcı veya hakim bunlar. Şimdiki aklım olsa gider anlatırdım Nagihan Hanım ama evlenirken şahit yapmışım. Bunları anlatmak olmaz gibi geldi. Gitmedim yanıtını veriyor. Yani şu olayı normalleştirmeye bir bakın. Cumhurbaşkanı sanki Godfather. Sizin evlilik sorunlarınızla Erdoğan'ın ne alakası var? Demek ki orada bir mafya aile sistemi var. Ben böyle gördüm. Ağustos 2022'de Zehra, eşi Ünsal bana boşanma davası açmıştı. 2.5 milyon dolarlık tazminat istemişti hatırlarsanız. Bununla birlikte çiftin yaklaşık 5 milyon euroya Malta tabandıralı bir tekne kiraladıkları da ortaya çıkmıştı. Taşkesenlioğlu diyor ki kendi yağında kavrulan birisiydim. Bankada 2,5 kilo altınım var. O kadar. İnanın bu 2,5 kilo altın dışında hiçbir servetim yok Nagihan Hanım. Ama gözüm parada değil. Ayrıca bu 2,5 milyon euro normalmiş. Ortalama bir iş insanı verebilirmiş bu parayı. Ufal da cebime gir demek isterdim ama dediği doğru. Zehra hakikaten iş insanı. Çünkü Afrika'da bile madenleri var. Ne güzel değil mi? Afrika'da madenleri. Türkiye'de de 300 milyon TL'lik çiftlikleri var. Ama sorsan açlıktan ölüyorlar. Turhan Çömez'in paylaşımından görüyoruz bunu bu arada. Çiftliklerini paylaşmış Taşkesenli olay ailesinin. Hemen Nagihan'la röportajından sonra paylaşmış. Bunu ki Peker kokusu almıyor değilim. E peki Ünsalban o ne olacak? Hatırlarsanız olay basitti. Zehra'nın eşi eski THK rektörü Ünsalban, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Korkmaz Karaca ile birlikte büyük ganimeti götürüyordu. Çıkan Massak raporu bunu doğrular nitelikte. Ünsalban'ın kasası olarak kullandığı şoförü Ahmet Karakaş'ın üzerinden Korkmaz Karaca yaklaşık 2 milyon lira gönderdiği ortaya çıktı. Dahası da var ama. Ahmet Karakaş Ban ve Taşkesenlioğlu'nun evlenmesinden 11 ay sonra TBMM Genel Sekreterliği'nde büro memuru sıfatıyla işe başlamış. Mart 2020'den Ocak 2022'ye kadar da maaş almış. Ne kadar maaş aldığını da bilmiyoruz. Raporda birçok başka şey gibi bu da yazmıyor. Ama raporda daha başka bir detay var. Ban, Toygar Yedigöz'e 1 milyon 300 bin lira para göndermiş. E diyeceksiniz ki bundan bize ne? Doğru. Bu arkadaşımız çok başarılı bir girişimci. Adeta bir yeni Türkiye portresi. Şimdi hikaye şu. Toygar arkadaşlarıyla birlikte 2010 yılında bir şirket kuruyor ve kısa sürede yükselip milyoner oluyorlar. Bizim Toygar ünlü göz doktoru Nevbahar Tamçeli'nin oğlu. 2006 yılında Sosyete Camii aslında bir özel bir turizm şirketi kuruyorlar. 2010 yılında da bahsedilen şirketi kuruyorlar. Mevzuları da şu. Bunlar tema parkı yapıyorlar. Bunun için de belediyeler, kurumlar her yerden iş alıyorlar. Niye alıyorlar sorusunun cevabı da Alaaddin Çakıcı'nın Toygar'la birlikte paylaştığı fotoya düştüğü yakın dostum notunda gizli. Öyle ki bu arkadaşımız 2017 yılında 120 milyon ciro yapıyor. Hatta 7 yıl daha 100 yıllık şirketlerle rekabet edebilir hale geldi. Başlığıyla haber bile oluyor. Peki nasıl oldu bu? Bunu kimse sormuyor. Bir sene sonra hedefler artıyor. Hedefimiz Katar'a 750 milyon dolarlık Türk parkı yapmak. 2022 Dünya Kupası Katar'da gerçekleşecek. Bu eskiden olduğu için bu haber kafanız karışmasın. Birçok önemli projelerin hayata geçeceği anlamına geliyor bu. Biz de bu nedenle Katar ofisimizi açıyoruz. Katar ile ilgili şöyle bir hedefimiz var. 750 milyon dolarlık bir tema park hazırladık. Yanımıza alacağımız bir Türk müteahhitlik firması ile bu parkı yapabilir ve ülkemize 750 milyon dolar getirebiliriz. Yedi göz, İstanbul'un Londra'daki 125 metrelik London Eye gibi bir simgeye ihtiyacı olduğuna vurgu yaparak 80 metrelik bir dönme dolap yapıp altında farklı çarşı konseptleri geliştirebiliriz. Bunun yanı sıra dağ kızakları gibi farklı projelerimiz de var. Öte yandan millet bahçeleri için kültürümüzü yaşatan ve yansıtan projeler tasarlıyoruz. Örneğin Trabzon'a içinde Sümena Manastırı, Avni Akker maketi gibi şehrin tarihini değerlendiriyoruz yansıtacak bir Mina Trabzon yapmak istiyoruz değerlendirmesinde bulundu. İstanbul'a 80 milyon euroluk sembol gerektiymiş yani. Hatta ve hatta 30'u aşkın belediyeli de çalışıyormuş kendileri. Ne ilginç değil mi? Yani anlayacağınız bu tema parklar, semboller, bilmem neler belediyelerden para koparma taktiği. Gökçe indirazorları gibi. Ha Anka Park'a değinmişken bu Toygar'ın kendi deyimiyle aldığı ilk büyük iş. İstanbul'da yapılan Vialand işiydi ki 650 milyon dolara mal olmuştu orası da. Açılışını da bizzat Tayyip Erdoğan yapmıştı. Daha sonra burayı ortaklaşa yapan Gürsoy Grup ile bayrak Grup'u Grubu ortak hayata geçirdikleri Viyalan İstanbul projesinde 2016 yılında ayrılık yaşadı. 2016 yılında Gürsoy Grup %50 olan hissesini %100'e çıkararak Viyalan'ın tüm sahibi oldu. Bayraktar Grubu da çaktırmadan FETÖ'cü ilan edildi. SPK da işe el attı ve Park Gürsoy'lara kaldı. Ha bir de Gürsoy Grubu'nun yönetim kurulu başkanı Hasan Gürsoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İmam Hatip Lisesi'nden yakın arkadaşı. Ama Toygar ve ekibi Anka Park'ta da iş almıştı. Hem de 60 milyon liralık iş. İlginç olan şu, bu Anka Park'tan çok üzerine gidilince Gökçek bir tweet atıp Diyor ki İstanbul Violand 650 milyon dolara mal oldu ve oyuncak sayısı Anka Park'ın 20'de biri kadar. Kısaca demek istiyor ki Gökçek beni korumuyorsunuz daha çok üzerime gelirseniz ben de sizin parklarınıza girerim. Millet bahçeleri de bunlardan biri mesela örnek olarak. Anadolu'nun her yerine sabah akşam bir şey dikip tonla para koparabileceğim bir rant alanı. Ve hala da yiyorlar bu arada. Mesela açılan metro istasyonlarını hatırlarsınız. Buranın dekorasyonu işte tam da bu Toygar kardeş ve şirket yapıyor. Hani çokça dalga geçilen bir olay vardı. Türkiye haritası yapılmış. Altına da Erdoğan'ın şehir hastalığı ...saneleri benim rüyamdır, hayalimdir, sözü ve imzası konmuştu. İşte o eserin sahibi bu kardeş. Daha da ilginci hatırlarsanız bir Tayyip Erdoğan Müzesi gündem oldu sosyal medyada. Ha işte o müziği yapanlardan biri de yine bu kardeşimiz. Milyon dolarlık bu Erdoğan Müzesi'ne bir göz atalım mı? Yapılan sunumdan sonra Erdoğan'ın onay verdiği sunuma göre... ...ortaya çıkan taslakta şu ayrıntılar göze çarpıyor. Müze binası Selçuklu Osmanlı mimarisi özelliklerinde, yerli ve milli... ...birkaç katlı binanın geniş bir bahçesi var ve su kenarında... Teyit edemediğim bilgiye göre müze uzun süredir yapımı süren Tersane İstanbul içinde olacak. Haliç kıyısındaki bu büyük alanda konuttan konferans merkezine pek çok yapı inşa ediliyor ve buranın sahibi Fettah Tamince. Biliyorsunuz Fettah Tamince Fethullah Gülen'den bile daha büyük bir Fethullahçı olabilir. Kendisinin Fethullah Gülen yakın ilişkisi var. 2004 yılında Gülen idolüm demişti. 17-25 Aralık süreci sonrası Zaman Gazetesi'nin ortak olmuştu. O herifteki meydan okumaya bak. Bankasaya para yatırmıştı. Bu konuların ayrı ayrı her biri sıradan insanlar için tutuklama ve yıllarca ceza konusu olmuşken o berat etmiş bir isim. Hakkında açılan soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 10 Mayıs 2018'de verdiği takipsizlik kararıyla kapandı. Kovuşturmaya gerek yoktur diyen savcı İsmet Bozkurt, ilerleyen günlerde davalarda kurduğu etik dışı ilişkiler nedeniyle HSK tarafından meslekten men edildi. Olsundu. Kaynaklara göre müzenin yer alması muhtemel alanın tarihi önemi şu şekilde. 1455'te bu alanda tersaneyi amire kuruldu. Her gelen padişah yeni kızaklarıyla savaş gemisi yapımında kullanan havuzları inşa ettirdi. Osmanlı donanması burada geliştirildi. Cumhuriyet döneminde de faal olmuş bu bölge. Özellikle cami altı ve taş kızak tersaneleri. 2001'de şehrin dışına taşındı. Son dönemde Fettah Tamince'nin kurucusu olduğu tersane bölgesi Haliç Altın Boynuz Marina Turizm Gayrimenkul tarafından alındı. Kısa bir süre evvel eski AKP Rize milletvekili Abdülkadir Kart projeye ortak oldu. Erdoğan'ın müzesinin Kasımpaşa'da olmasının en önemli nedeni de kendisinin Kasımpaşa'da olması. Yani adam sırf kendi kendi müzesini yaptırmak için Kasımpaşa'da en kral yerde müze alanı yaptırıyor kendine. Yine onay alınan taslaktan anlaşıldığına göre projede Erdoğan'ın Milli Görüş Refah Partisi yılları ve Necmettin Erbakan ile olan birlikteliği de yer alıyor. Özellikle 1990'lı yılların başında çekilmiş simge bir fotoğraf var ya e, küçük bir kamyonetin arkasında seçim çalışması için bir arada duruyorlar ikisi. Erdoğan'ın Dünya 5'ten Büyüktür ya da One Minute gibi konuşma tartışmaları da video bollarda gösterilmek üzere hazırlanıyor. Projeksiyonla yansıtılacak. İşte Ayasofya'nın camiye çevrilişi ayrı bir alanda servis edilecek. Bir, bir duvara duvarda 10 Temmuz 2020 tarihli 311-81 sayılı resmi gazetedeki Ayasofya Müzesi'nin camiye çevrilmesi kararı yansıtılacak buraya. Bolca reklam yapılacak. Caminin hologramının da ayrı bir şekilde salonda yer alacağı şeklinde bir çalışma yapılıyor. Erdoğan eşi Emine Hanım'ın da başbakan ve cumhurbaşkanı eşi olduğu dönemlerde yaptığı ziyaretler, etkinlikler ayrı bir şekilde gösteriliyor. Çalışmada ayrıca tüm aileyi gösteren bir aile ağacı ve yaşadıkları evleri simgeleyen fotoğraf ve hologramlara da yer verilmesi için çalışılıyor. Erdoğan'ın futbolculuk günlerinden Pınar Hisar cezaevine, belediye başkanlığından başbakanlığa ve cumhurbaşkanlığına hayatının değişik dönemlerinin farklı odalarda gösterilmesi bu yönde hazırlık yapılıyor. İşte bu işleri yapan tosunumuz bu. Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan elinden ödülünü de aldı. Ancak her şey böyle ballı gitmiyor dostlar. Akkem Vakfı'na da çöküyorlar. Yani bir üniversiteye. Olay şu, bu vakıf maddi zorluklar çekiyor. Gerisini direkt başkandan deneyelim. Tam bu sıkıntılı süreçler yaşanırken Ekrem Çalkılıç, Fevzi Akıl, Toygar Yedigöz, Kenan Çelik Emre ile üniversiteye geldiler. Yatırım yapacaklarını, üniversite konusunda deneyimli olduklarını, Antalya Akkem Üniversitesi'ni kısa sürede şaha kaldıracaklarını ifade ettiler. Kervansaray otellerini işlettiklerini, vakfın ve üniversitenin tüm borçlarını ödeyeceklerini söylediler. Ardından tabii ki de dolandırıcılık kısmı geliyor. İlginç değil mi? Daha da ilginci Kervansaray otellerinin adını vermeleri. Ne alakadır oğlum şimdi Kervansaray otelleriyle. Ama önce bu arkadaşımızı tanımak için bir başka aile dramasına ortak olacağız. 90'lı yılların çok tanınan iş adamı Ertan Sayılgan turizm sektörüne adım atarak Kervansaray markasıyla çeşitli illerde 10 tane otel açtı. Bu esnada oğlu Selim Sayılgan da Kervansaray Yatırım Holding adı altında otelleri halka açık hale getirip 580 milyon liraya yükseltiyor sermayesini ve borsaya giriyor. İşte buradan taş kesenli olduğuna bağlanacak alana giriyoruz. Ardından maddi sıkıntılar baş gösteriyor. Sayılgan ailesi de buna kendince bir çözüm buluyor. Diyor var ki aile içi hisse devrimi yapalım. 2010 yılında Ertan ve oğlu Selim Sayılgan kendilerine ait şirket hisselerini bedelsiz olarak Ertan'ın kızı Zeynep Tümer'e devrediyor. Hisse devri sonrası şirketin yönetimini de Tümer'e geçiyor. Mayıs 2010'da bu işlemden 5 yıl sonra taraflar arasında yeni bir hisse devir sözleşmesi imzalanıyor. 2015 tarihli bu sözleşmede Tümer babası ve kardeşinin kendisindeki hisselerini bedelsiz olarak iade edeceğini kabul ediyor. Sözleşmeyi üçü de imza atıyor. Yani mevzu şu. Alacaklar başımıza bela olmasın diye kızıma devrediyorum hisseleri, sonradan geri alacağım. Emanet Tabi aradan zaman geçiyor. Baba diyor ki e biz hisseleri yavaş yavaş geri alalım. Fakat Zeynep Hanım oralı olmuyor. Çünkü tahmin edin Zeynep Hanım'ın damadı ve Kervansaray adını kullanarak üniversiteleri çöken kişi kim? Evet Toygar göz. Bu kavga süreçleri çok enteresan geçiyor. Öyle ki 2017 yılında saygın e silahlı saldırı yapılıyor. İddiaya göre mevzu yine borsa mevzusu. Borsa meselesi olduğu doğru ama alacak verecek kısmı değil. Ne demiştik? Zeynep Hanım hisseleri devretmiyor. E tabi bunun üzerine dava açılıyor. Mahkemede Zeynep Tümer bir anlaşma yapıldığını reddediyor. Bahsi geçen anlaşmadaki imzanın sahte olduğunu söylüyor. Hemen adli tıp devreye giriyor ve adli tıp diyor ki kardeşim bu imza senin hisselerde baba ve oğula geri devrediliyor. E tabi ki olay burada bitmiyor. Selim Saygıner'in imdadına kim yetişiyor dersiniz? Sezgi Baran Korkmaz batmakta olan otellerini kurtaracağım diye Kervansaray'ı alıyor bundan. Şimdi orada enteresan bir çatışma var. Bir tarafta Selim Saygıner ve arkasında Sezgin Baran Korkmaz. Diğer tarafta Zeynep yani damadı Toygar göz ve onun arkasındaki Alaaddin Çakıcı. Aslında iki tarafın da mevzusu otel değil bu arada. Hani niye oteller için kavga ediyorlar oğlum <laughs> diyebilirsiniz. Bu şirket borsada mı arkadaşım? O zaman bu şirketin içini boşaltalım. Mevzu aslında borsa vurgunu. İşin SPK çetesine yani taş kesen ne ailesine bağlanması tam da buradan oluyor. SPK 2018'de hemen rapor hazırlayıp Sezgin Baran körmez suçluyor. Ancak 2018'de rapora rağmen hiçbir şey yapılmıyor. Çünkü SBK'nın Sezgin Baran Korkmaz'ın arkası güçlü. Rapor ne zaman işleme konacak? 2021 yılının Aralık ayında. SBK kaçtıktan sonra fakat mega varlık da elinden çıkarıp satıyor oteli. 2019 yılında birden SPK saygınları feci şekilde yüklenmeye başlıyor. Evet Zehra'nın abisinin başında olduğu SPK. Hatta bu yüzden cezaevine bile giriyor Semih. Fakat çıkar çıkmaz babasıyla birlikte kendi otellerini basıyor. Kavga çıkıyor yine tutuklanıyor. Bu satış esnasında Sezgin Baran Korkmaz ve Alaaddin Çakıcı karşı karşıya geliyor. Çakıcı Sezgin Baran Korkmaz'ı yanına çağırıyor. Gel konuşalım diye. Hatta C.B.K'nın ofisinin basılması bile planlanıyor ama araya kim giriyor? Süleyman Soylu. Hani meşhur bir hikaye var ya geçen bölümlerde de anlatmıştım. Bakanlığa çağırıp alacağından vazgeç iddiası vardı ya. Sonradan SBK'nın kaçmasıyla sonuçlandı bu süreç. SBK'nın vazgeçtiği parayı da bizzat çakıcı mideye indirecekti. Barış Terkoğlu şöyle anlatmıştı durumu. İçişleri Bakanı görüşmede SBK'ya biz seni çakıcının elinden almadık mı dedi. Gerçekten de Kervansaray Otelleri'nin satışı sırasında SBK'ya karşı Alaaddin Çakıcı devreye girmişti. Çakıcı SBK'yı görüşmeye çağırmıştı ancak Çakıcı'nın adamlarının telefonları o sırada polis tarafından dinleniyordu. Hem bu görüşme hem de SBK'nın o ofisinin basılması bu sayede önlendi. Arkasında devlet desteği olduğunu düşünen SBK Çakıcı'ya bu şekilde meydan okuyabildi. Evet Sedat Peker'in de videolarında bahsettiği o süreç bu süreçti. Burayı Allah aşkına iyi dinleyin ve tekrar tekrar dinleyin. Çok önemli. Söz namus bileğimi keseceğim. 5 Aralık Resul Ho. Organize suçlar. Dan sorumlu emniyet genel müdür yardımcısı. telefonu açıyor. Sezgin Baran Korkmaz'a. Sezgin Baran Korkmaz kim? Amerika'da aranan bir arkadaş. Durmuşsunuzdur. Aslan diye geçen bir Ermeni bir adam vardı. Şu an cezaevinde işte milyar kaç dolar buraya gelmiş diye basından hatırlarsınız. Bu adamı arıyor. İçişleri Bakanlığı'na çağırıyor. 5 Aralık günü saati de aklınızda tutun. Akşam veya sabah saat 10.30 giriş 12.30 çıkış. Aradaki konuşmayı anlatıyorum. Sezgin Baran Korkmaz 45 milyon dolar bir iş adamından alacağı var. Süleyman buna diyor ki senin hakkında tahkikat yapıldı. Dosya var sen diyor yurt dışına çık. Bu adamın parasını da diyor. Yukarıda haberi var. Tayyip abi için yukarısı var. Yukarının haberi var. Bu parayı da diyor sil. Sorun çıkacak. Amerika'dan da büyük para gelmiş diye bütün herkes biliyor ya. Hey <laughs> gidey. <laughs> ne enteresan değil mi? Şimdi bütün kayıtlar da çıkacak. Hepsi çıkacak. Sezgin Baran korkma. 6 Aralık yurt dışına gidiyor. Bundan sonra anlatacağım hiçbir şeyin önemi olmasa bile İçişleri Bakanı Organize Suçlar Daire Başkanı telefonuyla arayıp hakkında 6 aydır Türk polisi tarafından da dosya hazırlanan bir adamı İçişleri Bakanlığı'na çağırıyor ve görüşüyor. Yüce Divan ve yurt dışına çıkmasını söylüyor, çıkıyor. İş nerede bozuluyor. Bu 45 milyonu yavrum kabul etti ya bu bizim seski falan. Tırstı da ne yaptın adam? Devlet var karşısında. Oteli de istediler. Mübarize <laughs> yaptılar ya oteli yalıyor. Vallahi delirdim ondan gülüyorum ya. Yemin ediyorum delirdim. Sinirlerim bozuldu. E peki Sezgin Baran Korkmaz çekilince bizim ekibe ne oldu? Kasım 2020'de şirkete kayyum atandı. Fakat kayyuma rağmen dolaylı yoldan Toygar yani Çakıcı şirketi boşaltmaya devam etti. Şubat 2021'de baba oğul hisseleri donduruldu. Aradan 3 ay geçmeden baba Nisan ayında vefat etti. Mart 2022'de borç anlaşması yapılarak hortumlama süreci tamamlandı. Kasım 2022'de Selim'e 19 yıl hapis cezası verildi. Kazanan Çakıcı oldu. Kurtlukta da düşeni yemek kanundu. İşte taş kesen ne oldu yani SPK çetesine bağlanma süreci bu şekilde. Haliyle Ünsalban'ın Toygar yedi göze gönderttiği para tesadüf değil. Bu taş kesenli oğlu ailesi de böyle yeni çandarlar gibi değil mi? Ne aile ama. Necmettin Taşkesenlioğlu, Erzurum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürü. Zeynep Taşkesenlioğlu, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda çalışıyor. Doçent Muhammed Yasin Taşkesenlioğlu, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. Nagihan Aksakal Taşkesenlioğlu, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü'nde personel. Yaser Taşkesenlioğlu, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Azizye Gençlik Merkezi yönetici. Profesör Yavuz Taşkesenlioğlu, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. Adem Taşkesenlioğlu, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ndeki Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nde elektrik teknisyeni. Muhammed Taşkesenligil, Erzurum Atatürk Üniversitesi'ndeki Edebiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi. He işte çalışırsanız sizin de olur gençler. Peki Sezgin Baran Korkmaz demişken o da ABD'de hesap veriyor. Hatırlarsanız yine size SBK'nın ortaklarından Levaslan Dermen'den bahsetmiştim. Mahkeme cüresinin hakkındaki 10 iddianın 10'undan da suçlu bulması üzerine savcılık Dermen'in ABD hazinesini dolandırmak ve kara para aklamak suçlarından ömür boyu hapiste cezalandırılmasını istedi. En sonunda 65 yıl aldı. Ancak mahkeme görüldükten sonra savcılık itirafçı Kingston kardeşlerle mülakatlara devam etmiş. Nitekim avukatların mektubunda mahkeme sonrasında Jacob Kingston ile savcılık tarafına yapılan bir mülakatta Jacob'ın farklı konuştuğu dikkat çekiliyor. Jacob Kingston'ın bu mülakatta işledikleri suçlardan ceza almamalarını sağlayacak şemsiyenin umbrella, Derman tarafından değil bizzat Sezgin Baran Korkmaz tarafından vaat edildiğini anlattığı kaydediliyor. Kingston savcılara SBK'nın kendine söz verdiği şemsiye korumanın CIA bağlantılı olduğunu söyledi. Kingston, SBK'nın eski CIA başkanı James Woosley ve eşi Nancy Woosley ile CIA ajanı Graham Fuller tarafından tanıştırıldığını anlattığını belirtiyor. Daha önce SBK'nın James Woosley'e verilmek üzere suç ortaklığı 6 milyon dolar aldı. Yani ABD'li dolandırıcıları da dolandırdığı haberi çıkmıştı. Kingston'ın bu tanıştırmalar sonucunda bizzat SBK'nın da bir CIA ajanı olduğunu çıkarımını yaptığı öne sürülüyor. Savcılık yazısında Kingston'ın mülakatta Dermen'in kendilerinden uzaklaştığını, onun yerine Korkmaz ve CIA bağlantılarını güvendiklerini yer veriyor. Yani Sezgin Baran Korkmaz'ın eski ortakları kendisini CIA ajanı olmakla suçluyor. Şimdi diyelim ki bu adam Türk devletinin en derinlerine inmiş, bütün suçtan ortak olmuş bir isim. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde yargılanıyor. CIA bağlantılı bir isim çıksa. Görün o zaman siz Curcuna'yı. Ha Aralık ayı tabii çok enteresan sürüyor. Hatırlarsanız Hablemitoğlu suikasti sanıklarından Firari emekli Albay Levent Göktaş Bulgaristan tarafından Türkiye'ye iade edilmiyordu. Çok değil bu red kararından 2 hafta sonra 15 Aralık'ta Bulgarlar Göktaş'ı teslim etti. Göktaş akşam saatlerinde uçakta İstanbul'a getirildi ve tutuklandı. Göktaş'ı taşıyan THY'nin tarifeli uçağı gece 23.55 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Interpol ekipleri havalimanında Göktaş'ı Türk polislerine teslim etti. Sağlık kontrolünün ardından Gazi Osman Paşa Adliyesi ek hizmet birimi binasına götürülen Göktaş ses ve görüntülü Bilişim sistemi aracılığıyla Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkındaki yakalama kararına yüzüne okundu ve tutuklandı. Fethullah Gülen ile FETÖ yöneticilerinden olmakla suçlanan Mustafa Özcan, Aydın Kösten ve Enver Altaylı, Hablemitoğlu'nu tasarlayarak öldürmeye azmettirmekle suçlanıyor. İddianameye göre azmettirici ekip bunlar. Göktaş ile emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve emekli bir başı Fikret Emekse Hablemitoğlu'nu tasarlayarak öldürmekle suçlanıyor. Sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede ayrıca Göktash'ın örgüt kurmak suçundan 8 yıla, Mumcuoğlu ve Emekin ise suç örgütü üyeliğinden 4 yıla kadar cezalandırılmaları istendi. Tutuklu bulunan eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır ile FETÖ davası firarisi Serhat Ilıcak'ın da tasarlayarak kasten adam öldürmeye yardım suçundan 20 yıla kadar hapsi istenen iddianamesinde Bozkır'ın suç örgütünü üyelikten 4 yıla kadar daha hapiste cezalandırılması talep edildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan bir diğer şüpheli ise daha önce FETÖ üyeliği ve casusluk suçlarından 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan eski istihbaratçı Enver Altaylı. İddianamedeki tespitler de şu şekilde. Soruşturma sonucunda HTS irtibat trafikleri, şüpheli ifadeleri, tanık, müşteki beyanları ve dosya kapsamından olay tarihinde Milli İstihbarat Teşkilatı müsteşarı olmak isteyen Mustafa Levent Göktaş'ın bu görev için kendisini engel olarak gördüğü Maktul Necip Hablemitoğlu'nu aynı zamanda FETÖ PDE ile ilgili çalışmalarından rahatsız olan Mustafa Özcan ve Enver Altaylı'nın azmettirmesi neticesinde öldürme kararı aldı. Bu kararı Özel Kuvvetler Komutanlığı içinde kendisiyle birlikte hareket eden fakat legal alandan çıkan Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Fikret Emek ve Nuri Gökhan Bozkır ile birlikte eyleme döktü. Ahmet Tarkan Mumcuoğlu'nun Kazakistan görevine gönderildiği, eylemi gerçekleştirmek için verilen talimat üzeri olay tarihinden önce ülkeye geldiği, Maktul Necip Hablemitoğlu'nun ele geçirilemeyen 9 mm çaplı mermi atan tabanca ile başına iki el atış yapmak suretiyle öldürülmüş olduğu anlaşılmıştır. Göktaş daha sonra röportajlar da verdi. Önce Twitter hesabını inkar etti. Açıklama kesinlikle bana ait değil. Benim Twitter hesabım yok. Açmam da. Bir kere hapisten çıktığımda açtım. 15 gün dayandım ve hemen kapattım. Benim hesabım yok ve asla olmadı, olmayacak dedi. Devletin en sadık kuluyum ama kimse farkında değil. İnanın hiçbir devlet sığdığını bilmiyorum. Bilmekte istemem. Herkes özel kuvvetler komutanlığını gerçekten yanlış tanıyor. Sedat Peker içinse neden bu şekilde konuştu bilmiyorum ama böyle bir şey söylediğini sanmıyorum. Ama söylediyse de kendi sözleridir. Gerçekten bilmiyorum üzüldüm. Kesinlikle bana karşı yapılan örtülü bir operasyondur ama beni kimin neden hedef aldığını bilmiyorum. 63 yaşındayım. Bu saatten sonra benden köy kasaba olmaz. Ben hayatım boyunca sadece bir kez bitmişteşar müsteşar yardımcısı olmak istedim. Orada da CV'mi Abdullah Gül Bey'e veremedim. Neden bu işin içine itildik bilmiyorum. Tam anlamıyla FETÖ işi. FETÖ polis senin işidir suikast derim. Göktaş'ın hikayesi ise şimdilik burada bitiyor. İfadeleri sizi şaşırtmasın. Zira Göktaş baskılara pek dayanan bir isim değil. Daha evvelde Ergenekon davalarında benzer bir kabulleniş ifadesiyle diğer sanıkları kızdırmıştı. Dahası da Göktaş Milli İstihbarat Teşkilatını kendisine karşı komplo kurmakla suçluyor. Gelelim Türkiye'nin son yıllardaki en büyük suikastlerinden Sinan Ateş suikastine. Sinan Ateş kökten bir ülkücü. Öyle ki babası da kardeşleri de ülkücü ve ocaklarda görev yapmış isimler. Lise ve üniversite yılları ülke ocağında geçiyor. Ateş'in yükselmesi kendisinin mentor olarak gördüğü İsmet Büyük Ataman sayesinde başlıyor. Büyük Ataman Ateş için adeta bir baba figürü. 2007'de Bursa'dan vekil seçilince Sinan Ateş'in yolculuğu da başlıyor. Bu yolculukta 2007-2019 yılları arasında Büyük Ataman'ın TBMM'de danışmanlığını yapıyor. 2009 yılında Ataman Bahçeli'nin yardımcısı olunca elbette Sinan Ateş de genel merkezde yavaş yavaş yükselmeye başlıyor. Eğitim hayatına önem veren ve akademisyenliğe de uzanan Sinan Ateş bu sırada 2018'de Hacettepe'de üniversitesinde tezini veriyor ve doktora derecesini de alıyor. 2019 yılında ise bildiği Ülke ocaktır Genel Başkanlığı görevi başlıyor. Buraya gelmeden önce kendisinin öncülü olan Olcay Kılavuz'a bakmamız gerekiyor. Olcay Kılavuz Bahçeli'nin fedaisi. Türkiyeşi bile Bahçeli'nin gerisinde gören bir adam. Bahçeli de kendisine çok değer verir ve korur ve kollar. Kılavuz tam bu çözüm süreci yıllarında MHP'nin üniversite organizasyonlarını yönetiyor. İşte aslında bahçenin gözüne girdiği süreç tam da bu süreç. Açık konuşmak gerekirse tam bir psikopattan bahsediyoruz. Hiçbir çekincesi ve durdura olmayan bir adam. Öyle Erdoğan'ın en güçlü dönemlerinde bile korumasını yumrukluyor. Ankara Kocatepe Camii'nde Başbakanın da katıldığı bir cenaze töreninde yumruklar konuştu. Türk Ocakları Başkanı Nevzat Köseoğlu son yolculuğuna uğurlanırken oldu her şey. Protokol camiden ayrılırken Başbakanlık koruma aracını kullanan polis yumruklu saldırıya uğradı. O anlarda sadece şov haber kameramanı Arif Altakan kayıttaydı. Aracın içindeki yani yumruğu yiyen başbakanlık koruması. Yumruğu sallayansa bir polis mi, siyasetçi mi yoksa halktan biri mi belli değil. MHP <laughs> 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 lideri Bahçeli aracına binmişti ki ortalık karıştı. Kimse ne olduğunu anlamadı. MHP milletvekili Atilla Kaya da öyle. <laughs> Hepinizin belki de AOK dönemlerinden tanıdığı boksör kardeşleri sırf Bahçeli eleştirdiler diye kurşun sıktırıyor. Olayın da asıl başlama noktası Devlet Bahçeli bir konuşma yaptı. Biz Türk birliği istiyoruz. Yaşasın Türk birliği diye. Yaşasın Türkçü Türkiye diye. Ben de onu güzel bir şekilde paylaştım. Dedim ki bu zamana kadar görmediğimiz, duymadığımız şeyleri şu anda görüyoruz. Benim ruhum mest oldu dedim. <laughs> Olcay kılavuzunda şimdiye kadar Türkçülere ve 12 Eylül dönemindeki abilerimize karşı yaptığı olaylara karşılık dedim ki Aynen. Yaptığı olaylara karşılık böyle bir olayı duymamız benim ruhumu mest etti, dedim. Onun altına zaten kendi adamları bana, aileme, bebeğime küfür edecek şekilde yorumlar bulundular. Zaten... Onlar gördük. Güzel evet. Yorumlarda zaten hepsi gözüküyor. Küfür ettiler. Ben de ona karşılık yine demin dediğim gibi bir açıklamada bulundum. Ona işte bey diyeceksiniz, başkan diyeceksiniz diye yazmışlar küfür ederek. Ben de dedim ki benim 12 Eylül'deki amcalarımı vurduran dövdüren ve Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun hesabını alamayan bir insan başkanım olamaz. Adam bile olamaz diye açıklamada bulundum. Ardına kendinden talimat çıktı. Türkiye genelindeki ocak başkanlarına. Zaten bundan bir sene önce de bizim üstümüz. Bunların meşhur WhatsApp grupları var. Türkiye ocaklarındaki genel başkan başkanların. Orada da bizim üstümüz. Öner kardeşler olarak çizilmiş. Türkiye genelindeki ocak başkanlarına. Zaten bundan bir sene önce de bizim üstümüz. Bunların meşhur WhatsApp grupları var. Türkiye Ocakları'ndaki genel başkan başkanların. Orada da bizim üstümüz. Öner kardeşler olarak çizilmiş. Dün akşam yine bu olaylarla birlikte, paylaşımımızla birlikte bize bir gün boyunca geceden sabaha kadar tehditler kesilmedi. Olcay Kılavuz'un emriyle, demin dediğim gibi. Sabaha kadar ailemize, bebeğimize her şekilde tehditler geldi. Ve dün de dayanamadık artık. Biz bir kişiye dönüş yaptık. Onlar da biz sizin evinizin orada izlediler. Aşağı indik. Yoklardı. İndiğimiz Attu iniyordu ilk başta. Nereye dedim? Aşağı gelmişler dedi. Beraber gittik. Yoklardı. Sonra adres verdiler. İller Bankası hemen evimizden 300 metre ileride. Oraya gittik. Belli adamların yanında bir şeyler var. Bizde hiçbir şey yok. Çünkü biz gerçek Türk milliyetçileriyiz. Hiçbir zaman silahla gezmeyiz. Gittik oraya. Onların silaha karşı üstlerine yürüdük, koştuk. Çıkardılar, üstümüze ateş etmeye başladılar. Abilerimin zaten bacaklarına isabet etti. Benim de üstüme 2-3 el ateş ettiler. Allah korudu, değmedi. Ondan sonrası malum. Peki şikayetçisiniz? Tabii kesinlikle şikayetçiyim. Kesinlikle olacağı kılavuzdan şikayetçiyim. Hem kendi adıma, hem abilerim adına ve hem de büyük dövdükleri ülkücülerimiz ülkücü abilerimizin adına şikayetçi. Azmettirici diye mi? Kesinlikle. Olacaklar. Olsun. Kesinlikle. Abi bana bakarsanız veya parti başkanlarını tehdit ediyor. Öyle bir figür. Şimdi şurada anlamanız gereken önemli bir husus da Bahçeli'nin tahtı Türkeş'ten almasının üzerinden 26 yıl geçmiş olmasına rağmen MHP hala tam bir noktaya oturtmuş değil. Nasıl bir yol izlenecek? Şiddet ne boyutta olacak? Gençlik ne olacak? Bu gibi soruların cevapları Bahçeli için net. Gerektiğinde güçlü sokak örgütlenmeleri gerekli. Fakat özellikle genç ülkücüler örneğin Sinan Ateş gibi bunları soğuk savaş döneminde kaldığını ve artık gerek kalmadığını düşünüyorlar. Daha teorik ve akademik bir zemine çekme gayretleri var. Bahçeli'nin işini gören adam Onlarsa, tıp onun gibi düşünenler Olcay Kılavuz gibileri. Olcay Kılavuz'un başa getirilmesi de tam da bu şekilde işliyor. 2005 yılında ülke ocaklarının başına henüz 27 yaşındaki Harun Öztürk geliyor. Partisinin yalpaladığı bir süreçte ciddi reformlar yapıp özellikle daha çok eğitim ve gençlerin üzerine yoğunlaşmayı tercih ediyor. Mesela şiddet olayları çıktığında biz halkı durdurduk, sakinleştirdik, şiddetten yana değiliz diye itidal çağrısı yapıyor. Özellikle çözüm sürecinde sokağa çekilmek istendikleri için Harun Öztürk bazı reformlar yapıyor ve mahallelerdeki ocakları kapatıyordu. Yaptığımız şey ülke ocaklarını kapatmak değil ülke ocakları tümüyle kapatılıyormuş gibi demagoji yapanlar var. Yapılan bir kurumsal yapının daha iyi oturtulması. Bu hassas dönemde bu ocakların provokasyonu açık hedefler halinde tutulmasını istemedik. Bunun için daha kontrollü, daha disiplinli, daha kurumsal ve merkezi bir yapı oluşturuyoruz. Bunları kapatıyoruz ama ülke ocağı olmayan bazı ilçelerde de yenilerini açıyoruz. Bu hassasiyetimiz sayesinde Sakarya'daki olaylarda ülke ocaklarının hiçbir mensubu yer almadı. Bu şekilde toplam 18 ocak kapatılıyor. Dahası organizasyon değişikliğine de gitmek istiyor ancak işte ipler burada kopuyor. Başkan Öztürk önce Adana Ülke Ocakları Başkanı Ferhat Yüksel'i görevden almak istiyor. Öztürk bu kararını Adana Ülke Ocakları'na bildiriyor. Fakat görevden alınma kararı aşamasında Adana İl Başkanı Mustafa İzgioğlu devreye girerek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüyor. İzgioğlu Bahçeli'ye gidiyor diyor ki ya bunu görevden almayın. Yükseli lütfen görevden almayın. Bizim için kullanışlı bir adamdır falan filan. Yani sokaklarda biraz kuvvetli. İzgioğlu'nun talebine uygun bulan Bahçeli Ocak Başkanlığı konusunda bir değişim olmayacağı bilgisini veriyor. Yıllar sonra aynı Ferhat Yüksel paralel yapı davasından Adana'da içeri alınacaktı. Bu da ek bir bilgi olsun. Bir diğer olayda Öztürk bu sefer Merz Mersin Ülke Ocakları yönetimini görevden almak istiyor. Düşüncelerini Devlet Bahçeli iletiyor o da olur yanıtını veriyor. Görevden alınacağını öğrenen Mersin Ülke Ocakları yönetimi Solu MHP Genel Başkan Yardımcısı Mersin Milletvekili Mehmet Çandır'ın yanında alıyor. Mehmet Çandır hemen Devlet Bahçeli'nin makamına çıkıyor görevden aldırmayı durduruyor. Bunun üzerine Harun Öztürk efendim siz görevden alabilirsiniz dediniz ama alamıyorum. Siz karşı çıkıyor musunuz dedi. Devlet Bahçeli de sanki böyle Mersin meselesini bilmiyormuş gibi ha öyle mi yanıtını verdi. Harun Öztürk de o zaman mal değil ya adam. Efendim Mersin'i görevden alacağımı herkes biliyordu. Yapamayınca ocaklar üzerinde hiçbir etkim kalmaz bir Dedim. O zaman ben istifa edeyim diyor. Devlet Bahçeli de haklısın sen istifa et diyor ve Harun Öztürk istifa ediyor. Harun Öztürk'ün döneminde Turgay Baştuğ dönemin ülke ocaklarının teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görev yapıyor. Harun Öztürk istifa edince görevden alınınca Baştuğ da diyor ki tamam bu gidiyorsa yerine ben gelirim kesinlikle. Ama ve lakin kendisinin beklediği gibi olmuyor. Bahçeli'nin fedaisi hırçın olan Olcay Kılavuz ülke ocaklarının başkanı oluyor. Olcay'ın çok önem verdiği ocaklar Ağrı, Iğdır, Mersin, Adana ve Kıbrıs. Öyle ki ilk ziyaretlerini hemen buraları yapıyor. Sebebi de gayet malum aslında bakarsanız kaçakçılık konusunda önemli noktalar, hotspotlar buralar. Kılavuz AKP ile ortaklık sürecinden sonra MHP'den kopanları veya eleştirenleri sindirme işine de girdi. Malumunuz mesela referandum sürecinde daha demin bahsettiğimiz Harun Öztürk hayır açıklaması yaptı. Bununla birlikte 10 eski ülke ocakları başkanıyla birlikte yaptılar bu deklarasyonu. Bunun üzerine olacağı kılavuz eski başkanları da tehdit etti. MHP karıştıkça baskılar artıyordu. Meral Akşener, Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Koray Aydın hatta ve hatta Yusuf Halaçoğlu. Önce Sinan Oğan'a bir Bahçeli taraftarı ülkücü saldırıyor. Sinan Oğan Yeni gelen sistemde iki partinin meclisin dışına itileceğini belirterek bu sistemin önünü MHP'nin açtığını söyledi. O an MHP'li biri kendi partinin kapatılmasına neden evet desin diye sordu. Bu sırada bunu sorarken hareketin lideri Devlet Bahçeli sloganıyla bir çocuk atlıyor ve Sinan Oğan'a saldırıyor şahıs salondaki güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilip tutuklanıyor. Sinan o an sonra tekrar kürsüye çıkıp devam ediyor. Bu genç arkadaşımızı kandırıp buraya gönderen aslında partimize zarar veriyor dedi. O an konuşmasını periskoptan canlı olarak yayınlıyordu. Böylece gerçekleşen saldırı kameralara da yansıdı. Tabi bu olay o dönemlerde Devlet Bahçeli'ye de soruldu. O da ne derse beğenirsiniz. Sinan Oğan'a yapılan bu saldırı hakkında ne düşünüyorsunuz diye soruyorlar. O da bunun neresini değerlendireyim? Bir kişi kürsüye çıkıyor. Kimseye bir şey olmuyor. Ülkücü hiçbir şeyi yarım bırakmaz. Anlaşıldı mı diye cevap veriyor. Beyefendi memnun olmamış yani. Nasıl olduğunu da sonra Silifke'de görecektik. Mersin Silifke'de tek adam yönetimine hayır başlıklı bir konferansta konuşma yapacak olan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye muhalif isimler Ümit Özdağ ve Yusuf Halaçoğlu'na ülkücü bir grup saldırdı. Saldırıya uğrayan Halaçoğlu bizim böyle hareketlerle yılacağımızı sanıyorlarsa yanılıyorlar. Biz bir kişinin iktidarı için yola çıkmadık. Türkiye Cumhuriyeti'nin parlamenter sistemi ve değerlerinin devamı için yola çıktık dedi. Halaçoğlu bu anayasayı savunmak suç mu diye sordu ve anayasayı korumak için namusumuz ve şerefimiz üzerine yemin ettik ifadelerini de ekledi. Saldırıya uğrayan Özdağ ise, bana 2005'te de Silifke'de saldırmışlardı. Polis havaya atış açınca dağıldılar. Ancak bu saldırıda polisin açık ihmali olduğunu düşünüyorum. Çünkü tek bir merdiven vardı. Orayı açık bıraktılar. Kaçacağımızı düşünüyorlardı ama oturduk. Polis bizi korumak zorunda kaldı. Özdağ saldırıyla ilgili bu bahçenin dünkü emrinin sonucudur. Akacak her damla kandan o sorumludur dedi. İşte tüm bu saldırıların mimarı o dönemki mimarı Olcay Kılavuz. Zamanında Tayyip Erdoğan için Türk milletinin başına gelen asrın en büyük felaketi olan ruh hastası kişilik diyen Olcay Kılavuz şimdi Erdoğan için ülkü Mehmet kanını döküyordu. Şaşırmamak gerek zira benzer bir dönüşü Tayyip Erdoğan'a süfyan ve Rizeli hain diyen Alaaddin Çakıcı da yapmıştı. Olcay artık öyle bir İslamcı çizgiye kayıyordu ki peygamber tartışmalarında açıktan Deniz Baykal'ı tehdit ediyordu. Asker kaçağı olan kılavuz bu şekilde Suriye'ye gidiyor, Irak'a gidiyor, silahlarla poz veriyor, Turan hayali satıyordu. Tüm bunlar olurken Sinan Ateş başka bir görev üstleniyordu. Ateş 15 Temmuz sonrası MHP'deki FETÖ komisyonunun başındaydı. 15 Temmuz sonrası MHP'liler ve ülkücüler de ihraç edildi tabii ki listelere girdiler. Ardından bir sistem geliştirdi MHP. Dedi ki ihraç edilenler gelsin bize başvursunlar biz de onları inceleyelim. Eğer FETÖ ile bağlantıları yoksa biz bunu işte gerekli yerleri bildiririz. Biz size referans oluruz ve işinizi geri alırsınız. MHP Genel Merkezi de büyük atamını bu komisyonun başkanlığına getirdi. Büyük ataman bu işi yapmak istemediği için Sinan Ateş'i devretti. Ateş iki yıl boyunca başvuruları kabul etti. Generalleri, emniyet müdürlerini, yüksek bürokratları dinledi. Bakanlıkları ve OHAL komisyonlarına listeler yolladı. Ateş'in yazı ve listeleri doğrultusunda çok sayıda kişi işine geri dönebildi. Bu liste işini aklınızda tutun. 2018'in sonlarına doğru dönemin Ülke Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz ile MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ ki baştan beri kavgalardı biliyorsunuz. MHP Genel Merkezi'ne karşı karşıya geliyorlar. Söylenenlere göre ikili ve yönetimleri yani Ülke Ocakları ile MHP Ankara il Yönetimi arasında öyle bir kavga çıkıyor ki olay o kadar büyüyor ki MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın kavgayı ayırmak için istiklal marşı açmak zorunda kalıyor. <laughs> o da <bu. gülüyor> absürt bir uygulamaymış. Bu olaydan kısa süre sonra Olcay Kılavuz görevden alınıyor. Yerine Turgay Baştu ile çok yakın olduğu bilinen merhum Sinan Ateş Ülke Ocakları Genel Başkanı olarak göreve geliyor. Ancak Turgay'ı da yanlış tanımayın. O da hatırlarsanız Alparslan Türkeş Vakfı'nın düzenlediği anma programını hani Ankara'da yapılan ee, gidip basmışlardı. O organize etmişti bunu. Birçoğu 70 yaşın üzerindeki davetler dövüldü, yaralandı. Bunu organize eden kişi Turgay'dı. Fakat sürecin sonunda Sinan Ateş başkanlığa gelmişti. Şiddet ve geri kalmışlık yüzünden özellikle gençlerin iyi Parti'ye aktığını tespit etti. Hemen çalışmalara başladı. Akademisyen kimliği kendisine bu konuda önünü açtı biraz tabii ki de. Ülke Ocakları dergisinin bir zemin oturttu. Öyle ki ondan önce 10 bin olan tirajı kısa sürede 50 bin yaptı. Bilge Türk adıyla bir gençlik dergisiyle dönence adıyla bir edebiyat dergisi de çıkarttırdı. Tiyatro grupları kurdurdu. Hatta ve hatta çevrecilik milliyetçiliktir sloganıyla ülke ocaklarında yoğun bir çevrecilik faaliyeti başlatmış. Nesli tükenen hayvanlar yönelik çalışmalar, çocuklar için yayınlar falan filan. Özellikle de AKP ortaklığına gitgide geri plan atılan Atatürkçülüğü tekrar kazandırma çabaları da oldu. Bunun için sosyal medyada konuşulan bu nutuk dağıtma olayına girdi. Tıpkı öncülü gibi ateşle özellikle Mersin olmak üzere ocaklarda değişiklikler yapmak istiyordu ama onun da öyle kesiliyordu. Bu olayın yine patlak verdiği yer, tarihin tesadüfü Mersin. Mersin'de Olcay Kılavuz'un adamı Gökhan Demir başkanlık yapıyor. Bu arada hala yakınlar. Kılavuz daha 8 hafta evvel Demir'in halasının cenaze törenine katılıyor. İşte bu süreçte mesela bir kamp düzenleniyor Demir ve Kılavuz. Gençliğimizi yarınlara İslami ahlak ile hazırlamak zorundayız diye böyle manşet de yapıyor. İşte Sinan Ateş başkanlığa gelir gelmez kendisini görevden alıyor ve yerine onun arkadaşı olan Çağrı Ünel'i getiriyor varan iki de bu. Size Mersin'de yaptığı değişikliklerden bahsetmiştik ya şimdi. İşte bunun gibi birçok değişiklik daha yapılıyor ve otoritesini tam oturtamadığı için ocaklar arasında bir kavga başlıyor. Ardından Bahçeli'nin meşhur bir kalp kapağı ameliyatı var. Bu ameliyat sırasında kendisine yöneltilen Bahçeli hastaneden çıkamazsa ne olur sorusuna Başbu Türkeş öldü. Yerine Bahçeli seçildi. Emri Hak vaki olursa yerine başka bir ülkücü seçilir. Unutmayın ki Fatih İstanbul'u fethettiğinde 21 yaşındaydı diyor. Zaten sürekli kendisi hakkında karalama yapıldığı için bu sözleri de abartılarak Bahçeli'ye gönderiliyor. Ancak Ateş kendisi istenilen değişiklikleri de yapmıyor. Şikayetler gitgide de artıyor. Ardından son olarak Kadir Mısıroğlu ve Niyazi Birinci ile ilgili sözleri patlıyor biliyorsunuz. Olay şu Niyazi Birinci TRT'deki Atatürk dizisini eleştiriyor. Bunun üzerine Sinan Ateş. FETÖ'nün alternatif tarih tezlerinin savunucusu olan Yavuz Bahadıroğlu hiçbir zaman Türk tarihini bütün olarak görmemiş ve romanlarında genç zihinleri gizli nifak tohumları ekmeği vazife bilmiş bir yazar müsveddesidir. Bir ticari kalıntısı olan Bahadıroğlu'nu memnun edebilmek için Türk tarihinin önemli bir bölümünü yok sayacak değiliz. Türk çocukları Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Türk Türk tarihinin büyük simalarını asli kaynaklarından öğrenmeye devam edecektir. Türk milleti için koronavirüs kadar tehlikeli bir şey varsa o da Türk tarihine, Türk kültürüne, Türk büyüklerine ve Atatürk'e karşı düşmanlık eden cemiyet mikroplarıdır. Böyle bir açıklama yapıyor. Bu, tabi ortalık karışıyor. E, Ateş de zaten sevilmediği için ve Olcay ve ekibi de sürekli yıprattığı için Bahçeli bu olaylardan sonra bunu bahane ediyor ve kendisini görevden alıyor. Aslında bir senelik kısa başkanlığının sonunda başlıyor bütün süreç. Ateş görevden alındıktan sonra kendi çapında bir ağ kuruyor. Türkiye'yi geziyor vesaire. Bu esnada MHP tarafından Sinan Ateş bir FETÖ suçlaması süreci başlıyor. Orhun Haber diye bir site var. Olcay Kılavuz'a direkt bağlı olan 3-5 tane serseri işletiyor burayı. Burada Mart ayında bir ihanetin ateşi diye bir başlık girerek, bir haber girerek dinç kampanyası başlıyor. İsterseniz okuyalım haber kaldırılmış ama web arşivden bulunabiliyor. Hani neymiş MHP'nin bu Sinan Ateş'i bu kadar suçladığı mevzu? Sinan Ateş'in Meral Akşener, Atilla Kaya, Koray Aydın, Mansur Yavaş, Ümit Özdağ, Yavuz Ağaralioğlu, Sinan Oğan gibi isimlerle birlikte aynı kalemden çıkmışçasına Sadi Somuncuoğlu paylaşımı yapması tepkiyle karşılandı. Ateş yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Türk milliyetçiliği hareketinin müstesna isimlerinden Devlet Eski Bakanı, Türk Ocakları Eski Genel Başkanı Saadi Somuncu'lu Allah'tan rahmet ve ailesine sevenlerine başsağlığı dilerim. Adam başsağlığı dilemiş. Diyor ki bakın bu isimler de başsağlığı diledi demek aynı kalemden çıkıyor. Şaka değil yani bunu ciddi argüman olarak kullanmışlar, başlıktan vermişler. Yeni bir oluşum iddiası. Sinan Ateş'in Erdem Karakoç ile birlikte özellikle Ankara, Bursa, İstanbul üçgeninde bazı oluşumlar üzerinde sıkı çalışmalar yaptığı, farklı mekanlarda sık sık bir araya gelerek ülkücü hareket üzerinde hesap ve plan yaptıkları bir süredir konuşuluyor. Ülke ocaktan yönelik saldırılara sessiz kaldı. ABD temsilcileri meclisinden Demokrat Nevada vekili Dina Titus'un ülke ocaklarına yabancı bir terör örgütü olup olmadığı araştırılsın. Ha, Enes Kanter ile birlikte uzun okumama gerek yok. Bunların bir toplantısı var. Konuşup da ülke ocaklarını terörist ilan etmişler. Enes Kanter de yapmış bunu. E, bunlar da diyorlar ki Sinan Ateş bunun hakkında niye tepki tweet atmamış? Adam sanki toplantıya katılmış, eleştiriye bak. Ocaklara girişi yasaklandı. Bu daha enteresan. Orhun Haber'in ülke ocaklarına yakın kaynaklarından edindiği bilgiye göre Sinan Ateş'in İP ve FETO bağlantıları sebebiyle ülke ocaklarına girişinin geçtiğimiz yıllarda ülke ocakları genel merkezi tarafından yasaklandığı belirtildi. Ateş'in birçok konuda milliyetçi, ülkücü camiaya karşı hasmane tavır sergileyen birçok kişiyle aynı kanaatleri dile getirmesi ülke ocaklarının tavrının nedenleri arasında gösterildi. Burada konuşan aslında direkt e, MHP yönetimi e, kendisini FETÖ'cülükle suçluyor ve son iddiada doktora tezinde Sayit Nursi ayrıntısı. Sinan Ateş'in Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ana bilim dalı doktora tezinde Sayit Nursi'den övgüyle bahsedip alıntılar yapması Ateş'in hassasiyetlerini bu yönde şekillendiğini göstermekte ve hakkındaki ta arkadaşlar bakın Sinan Ateş'in yaptığı doktora tezi Cumhuriyet tarihinde dine bakış. Yani Sayit Nursi'den alıntı yapması gayet normal çünkü o dönemlerde bir figür. Pozitif veya negatif bir şey değil yani. Çok basit algı ve çalışmışlar. İşte gördüğünüz üzere içi boş saçma sapan bir haber. Ancak bundan sonra organize saldırılar başlıyor. Bilmelisiniz ki bunların böyle Whatsapp grupları var. Buradan mesaj çekiliyor ve herkes aynı anda senin tweetinin altına aynı şeyi yazıyor. İşte FETÖ suçlamasıysa FETÖ suçlaması. Bunun üzerine Sinan Ateş sosyal medya hesabını kapatıyor. Hiç girmiyor bu mevzulara. Hani kendi oluşumuyla kavga etmek istemiyor oradan. Ayrılmış olsa dahi fakat mevzular durulmuyor. Size demin bahsettiğim eski ülke ocakları Mersin İl Başkanı Çağrı Ünel var ya. Bu kişi görevden ayrılmasına rağmen sürekli Sinan Ateş'le fotoğraflarını paylaşıyor. Yanındayım mesajı veriyor. İşte 15 Mart 2022'de Bankamatik'ten para çektiği sırada bu arada haberden 3 gün sonra bu. Yani Orhun'un haberinden 3 gün sonra. Adana Kadirli'den geldiği söylenen ülke ocağı mensubu 4 kişinin bıçaklı saldırısına uğruyor. Olcay tayfası Sinan Ateş tayfasını bastırıyor yani. Çağrı Ünel de silahını çekip Emrullah Kaplan diye bir genci vuruyor. İşte ipler burada koptu. Hemen tabii şey açıklama yapıyor. Ahmet Yiğit Yıldırım yeni Ülke Ocakları Başkanı. Emrullah Kaplan'ı öldüren katilden ve saldırıyı azmettirenlerden her türlü hesabın sorulacağı. Enteresan olan şey ise Mersin Ülke Ocakları Başkanı Murat Sezer'in söyledikleri aslına baktığınız zaman. Konuyu buradan alarak üzerine vazife olmadığı halde bir katili savunan ve bu cinayeti bir şova dönüştürenler de ne derece büyük bir suça ortak olduklarını akılına bulundurmalıdırlar. Ortada ülkücü bir gencin kanı ve sıkılan kurşunun hesabını verecek adli bir suç vardır. Herkesin bu konuları göz önünde bulundurarak yaptığı açıklama ve yorumlara dikkat etmesi gerekmektedir. FETÖ'cü bir hainin Mersin'de tetikçiliğini yapan bir katili Kamuoyu nezdinde aklamak için yapılan akla ziyan açıklamalar ise akılla izah mümkün olacak şeyler değildir. FETÖ'cü bir hainin Mersin'de tetikçiliğini yapan bir katili işte burada FETÖ'cü hainden kasıt Sinan Ateş. O günlerde gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Sinan Ateş, Emrullah Kaplan'ın ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili olarak çağrı arkadaşımdır. Benim dönemimde Ocak Başkanıydı. Bu saldırı aklımızın ucundan geçmezdi. Çok üzüldüm dedi. Ülke ocaklarındaki görevinden ayrıldıktan sonra hedef haline getirildiğini belirterek şöyle dedim. İpe sapa gelmez iddialar yazıldım. Bir şey varsa hukuka müracaat ederseniz ben öyle yaptım. Suç duyurusunda bulundum. Sosyal medya hesaplarımı kapatmak durumunda kaldım. Nefret öcülüğümüz kaldı. Ateş hiçbir parti üye değilim. Siyasi arayışım yoktur. Ülkücüyüm. Bütün ailem MHP'lidir. MHP'de makam talibimiz yoktur. Genel başkanımıza sadakatte bağlıyım. Benim gidecek başka bir yerim yok dedi. Anlayacağınız Bahçeli'ye alternatiflerin üstü çiziliyor. ihraç ediliyor partide zaten. Bu orada bir kültür. Ancak Ateş MHP üyesi değildi. İhraç edilemezdi mesela diğerleri gibi. Sinan Ateş ihraç edilemediğine göre karizması çizilmeliydi. Onu davet eden, çeşitli illerde gezdiren, tanıtanlara saldırıldı. Arabaları silahla tarandı, demir çubuklarla dövüldü. Fakat yükseliş engellenemiyordu. Yakın takip alındı. İddialara göre dört önemli isim sık sık bir araya gelip bertaraf etme planı hazırladılar. Ankara Çubuk ilçesinden macera peras bir tetikçiyi aday bulup eğitimden geçirdiler. Takip ve provalarda korktuğunu, bu işi beceremeyeceğini anladıkları için profesyonelleri havale etmeye karar verdiler. İstanbul'daki uzantılarına haber gönderdiler. Hatta iddiaya göre daha evvel de Sinan Ateş'in linç edilmesini koordine edenlerden biri bu İzzet Ulvi yönterdi. Örneğin iddiaya göre yine Akşener hakkında da şöyle mesajlaşmaları içeriyordu. Bu şerefsize her şey müstahak. Kesinlikle başkanım. Başkanım bu kaşar için fosforlu meral paylaşımlarına devam ediyoruz o zaman. Tabi tabi aynı şekilde devam edelim. Hatta biraz daha yoğunlaştırarak paylaşımların altına da yaptıralım. Tamam başkanım İstanbul olarak çalışmaya devam ettiririz. Olmazsa ben bot hesaplarla da paylaştırırım. Hatta sosyal medya ekibi oluşturalım. Güvenliğin 3-5 kişiden. Sürekli bu orospuyla alakalı FETÖ üzerinden gündem çalışmaları yaptıralım. Tamam başkanım nasıl derseniz. Bence de gayet güzel olur. Haftalık gündem belirleyip bu kaşara onun üzerinden yürütürüz. İzzet Ulvi Yönter, Olcay Kılavuz ve Semih Yalçın. Yukarıdan bu olayı bağlayan grup. Olcay kılavuz oluru aldıktan sonra organizasyonu MHP'li Tolgahan Demirbaş'a, Ülke Ocakları Başkan Yardımcısı Emre Yüksel'e, MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk'e ve avukat Serdar Öktem'e ihale ediyor. Tolgan Demirbaş Organizasyon, Avukat Serdar Öktem ise tetikçilerle konuşmak için varlar. Çünkü aranan tetikçiler cinayet, gasp, uyuşturucu suçlarına bulaşmış, kaybedeceği hiçbir şey olmayan ruh hastaları. Serdar Öktem de bu tarz elemanları bolca bulunduruyor elinde. Avukatlıktan çok adam kaldırmak için kiralık katil ayarlıyor sanki. MHP İstanbul Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk bir arkadaşını öneriyor. Diyor ki bunu bu halleder. Dodolu kaplı Doğukan Çep. 62 yıllık hapis cezası var. Önce Gürcistan'a kaçıyor sonra Suriye'de kullanılıyor. Çep'i Suriye'den geri getiriyorlar. Para konusunda anlaşıldı. Ancak tetikçiler uyuşturucu ve ihtiyaç için harçlık istediler. Ufuk Köktürk eşinin hesabından 3 kere toplam 97 bin TL para gönderdi. Tetikçi de bulundu. Papila kaplı Eray Özyağcı. Özyağcı tetiği çektikten sonra kendisini oradan motorla kaçıracak kişi Vedat Balkaya. Suikast yapılmadan önce ortakta keşif yapan kişi Suat Kurt. Ekip tamam. 19 Aralık'ta avukat Serdar Ökteme mesaj yazılır. Başkan aradılar mı seni? Aradık görüştük Serdar Başkan. Sağlam bu çocuklar. Sağlam Başkan, sıkıntı yok, işi bitirirler. Hatay'da, Mersin'de ellerini yüzlerini bulaştırdılar akıyor. Sağlam bu işi bitirmek lazım. Teşkilatların da ayar alması açısından. Bu FETÖcü piçi yatırırlarsa yukarıda ayar alır biliyor musun? Aynen öyle Başkan, kesinlikle. Hata yapma şansımız yok. Bir daha buna fırsat verilmeyecek. Çocuklar İstanbul'daki ekibi değil mi? Aynen, bizim çocuklardan sıkıntı yok. İyi bakalım şu yavşağı temizce bir yatırsınlar da hallederler başkan Seni iyi kurulmuşsun. Ya sorma oradan buradan foto atıyor gevşek gevşek kendince racon kesiyor filan. Ayar oluyorum FETÖ'cü piçe ya. Yalnız bundan sonra şu Fatih Keskin'le Cahit'e de yapıştırmak lazım. Bunların etrafında kimse kalmaz. Yalnızlaştıracaksın bunu iyice başkan. Hareket alanı kalmayacak. Hareket alanı yok zaten piçin. Şunu halledelim sonrasında diğerlerini de. İsmet abisi kurtarsın sonra. Hadi bakalım başkan sana güveniyoruz. Sosyal medyadan da FETÖ'den yürüyorlar zaten. İtibarı da kalmadı. Ahmet Başkan'la Zeki Başkan'la görüştün mü? Tabi tabi görüştüm bilgi verdim. 2-3 güne gelirim ben de başkan. Gelince görüşürüz zaten. Başkan güzel haberler var. Tamam başkan haberleşelim. Dikkat et seviliyorsun. Eyvallah Serdar Baba sen de. Bunlar 19 Aralık'ta geçiyor. Cinayetten 4 gün önce Olcay Kılavuz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti. Cinayetten 2 gün önce Doğukan Çep cinayeti organize ediyordu. Ancak İstanbul'dan Ankara'ya götürülen tetikçinin hiç durdurulmaması için özel harekat polisleri Muratcan Çolak ve Aşkın Mert gelen bir ayarladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı'na bağlı özel harekat polisi olarak görev yapıyorlardı bunlar. Cinayeti işleyen Eray Özyağcı'nın İstanbul'dan Ankara'ya getirilmesine rol aldılar. Aracı bizzat bu polislerden biri kullandı. İstanbul çıkışında bir polisin çevirmesine yakalanan aracın polis kimliği gösterilerek geçilmesini sağladılar. Böylece tetiği çekecek öz yağcı, cinayetten iki gün önce Ankara'ya geldi. Suni mafya babası Ayhan Bora Kaplan'ın gölbaşındaki çiftliğine gelip irtibatlı kişiye teslim edildiler. İki gün boyunca bu çiftlikte atış talimi yaptılar. Olayda kullanılan motosiklet ve silahları ise Tolga Han Demirbaş temin etti. Motosikletçi Vedat Balkaya olaydan bir gün önce İstanbul'dan motosikletiyle geldi. Suat Kurt keşif yaptıktan sonra Öz Yağcı'yı bilgilendirdi. Sinan Ateş, Selman Bozkurt ile 30 Aralık'ta Ankara'nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 sokaktaki ince Apartmanı'ndan çıktıkları sırada motosikletli iki kişinin yani Öz Yağcı ve Balkaya'nın silahlı saldırısına uğradılar. Ateşi isabet eden 5 kurşunun biri çenesinden girip başını üstünden biri karnının solundan girip belinden sol bacağından kasık bölgesinden giren bir kuşunun vücudundan çıkış noktası bulunurken aynı yerden giren bir diğer kuşunun ve sağ kasından giren bir başka kuşunun vücudundan çıkış noktası bulunamadı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayeti işlemesinin ardından öz yağcı motosikleti kullanan Vedat Balkaya tarafından Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bırakıldı. Burada kendisini Tolga Han Demirbaşı teslim alıp İstanbul'a götürdü. Cinayetin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü cinayet büro polisleri takip ettikleri Demirbaşı bir evde tespit ettiler. Ancak ev MHP Mersin milletvekili Olcay Kılavuz'un kullandığı bir evdi. Kılavuz sert tepki gösterdi. İleriye de gitti ve saldırganlaştı ancak nafile. Demirbaş gözaltına alındı. Ancak emniyete götürülen Demirbaş ifadesi alınmadan savcılık talimatıyla 8 saat sonra serbest bırakıldı. Sonra tekrar gözaltına alındı. Savcı Ayhan Ay, ben tatile çıkıyorum diyerek dosyayı bıraktı. Bu sefer Sinan Ateş cinayetiyle ilgili soruşturmada ikinci bir savcı görevlendirilirken dosyayı yürütmek için MHP'ye yakın olduğu belirtilen Durdu Özer atandı. Durdu Özer ki Bahçeli'nin kendisinden daha MHP'li biri. İkinci savcının gelmesinin ardından MHP milletvekilinin bulunduğu evde gözaltına alınan Tolga Han Demirbaş tekrardan serbest bırakıldı. En son üçüncü kez tutuklanacaktı. Ama bu sefer de Demirbaş'ın o evde yakalanmasıyla ilgili olarak polislerin tuttuğu tutanak kayboldu. Üç savcının yürüttüğü soruşturmada iddianame yazım aşamasının önümüzdeki günlerde geçirmesi beklenirken tutanak soruşturmada önemli deliller arasındaydı. E haliyle tutanak kaybolunca savcılığın soruşturma dosyasına da tutanak girmedi. Bu sebeple savcılık kılavuz hakkında da herhangi bir işlem yapılmadı. Win win. Dahası da var. Demirbaşı o gün gözaltına almaya giden polislerden birisi emekli edildi. Olayın akabinde yaşadığı sıkıntılar ve baskılardan bunalan polis Çağrı'yı emekli olmakta buldu, dilekçesini verdi, emeklilik işlemini gerçekleştirdi. Herkes suikasti konuşurken Kürşat Yılmaz çıktı ve Şehit edilen Adana Ülke Ocakları'na bağlı Emrullah Kaplan kardeşimiz unutulmamalıdır. Ülkücü katili ülkücü olamaz. TSK'da general, bir zamanlar ülke ocaklarında genel başkan olsalar da bu kurumlara sızmış FETÖ ajanlarıdır ancak. FETÖ'cü dediği kişi Sinan Ateş idi. Şimdi bilmeniz gereken şu, MHP konuşmuyor belki ama içeride ana iki tane argümanları var. Birincisi Sinan Ateş FETÖ'cüydü o yüzden zaten haindi. İkincisi ülkücü kanı döktü. Onun yüzünden zaten ocaklar karıştı, fitne soktu. Ülkücü kanı döküldü, hak ettiğini buldu. Hatta ve hatta MHP sorarsanız çok büyük erdem gösteriyorlar konuşmayarak. Hani öldü sonuçta şimdi arkasından FETÖ'cü olduğunu söylemeyelim. Açtırmayın ağzımızı kafasında onlar. Onlara sorsanız çok büyük bir şey yapıyorlar aslında baktığınız zaman. Peki Sinan Ateş'in manevi babası Büyük Ataman. Önü arkası netleşmeden konuşmamız doğru değil. Bu işin bizimle ilişkilendirilmeye çalışması çok çirkin. 12 yıl sahip çıktığımız bir genç, bizzat 12 yıl benimle birlikte çalıştı. Üzülmemek mümkün değil. Cenazeye katılmayı istedik fakat Sinan Ateş'in ailesi bizi kabul etmedi. MHP bu işin sonuna kadar peşin olacak dedi. Bu iddia Twitter üzerinden yalanlayan abla ateş, Ataman'ın iddialarını reddederek Cenazemize gelen herkes bilir ki kapımız herkese açıktı. Bırakın cenazeye katılmayı bir taziye mesajı atamayanlar Bursa halkının tepkisine görünce aile bizi kabul etmediği yalanına sarılıyorlar. Sadece seçim zamanını hatırladığınız Bursa halkı sandıkta gereken cevabı size verecektir yanıtını verdi. Ardından kulislerde konuşulan MIT raporu iddiasına Tolga Şardan ortaya attı. Bu konuşuluyordu. Şu konuşulan iddia şu ki MHP ve Sinan Ateş olayı için özel bir MIT raporu hazırlanıp Tayyip Erdoğan'a sunulmuş. O da Ateş ailesini arayıp söz vermiş bunu halledeceğiz diye. Ancak üzerinden aylar geçti ve değişen bir şey olmadı. Tam tersine. Belirtmek gerekir ki Mit raporu yalanlıyor. Böyle bir rapor olmadığını söylüyor. Ama ne olursa olsun Bahçeli haklı çıkmış oldu. Ne demişti? Ağızlarını tetik dillerini tüfek yaparak habire nefret ve nifak kusan hayasızlara 2023'ün hedeflerini kirlettirmeyeceğiz. Üç hilali de yargılatmayacağız. <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyasi şeref ve onuruna musallat olan kepazeleri asla affetmeyeceğiz. <laughs> Siyah örtüye bürünüp yüreksizce ve yüksekten konuşanlara, balığı tutmadan tavayı ateşe koyanlara herkes bilsin ki eyvallahımız olmaz, itibarımız olmaz, bunlarla da hiç işimiz olmaz. Milliyetçi Hareket Partisi anlayana az, anlamayana menfur bir cinayetin içine tertemiz davamızı, pürüfak dava arkadaşlarımızı çekmek için kudurmuş gibi faaliyete giren kansızlara eyvallah etmeyeceğiz, tamam demeyeceğiz. Sabrın boyun eğmek değil, mücadele etmek olduğunu Cümle aleme hep birlikte göstereceğiz. Çan çan ötenler şunu özellikle unutmasınlar ki tek başıma da kalsa davayı çiğnetmeyeceğim. <laughs> evet. Tek bir ülküdaşımı ezdirmeyeceğim. Sonu ölüm de olsa, surda gerek açtırmayacağım. İki yıllık bu sürecin sonuna geldiğimizde ne çok şeyler yaşamışız diyorum. Malumunuz son dönemlerde ifşaatleriyle gündem olan iki ayrı isim var. Serhat Peker'in burada yol açtığından bahsetmek de mümkün. Bunlardan biri Muhammed Yakut. İfşaatlerinin detaylarına bugün girmeyeceğim çünkü genelde magazinsel ve belgesiz. Bir diğeri ise Yeşildağ ailesinin en küçük ferdi Ali Yeşildağ. Ali Yeşildağ'ın iddialarının birçoğu doğru ve birkaç yıldır böyle kulislerde de dinlendiriliyordu. Ekstra olarak bir Cumhurbaşkanı baş eşcinsel olması da doğru. Hatta toplamda iki tane var. Biliyorsunuz son dönemde bir kaset olayı konuşuluyordu ya iktidarın elinde iyi partili bir ismin eşcinsel kaseti var diye. Ya. İşte yayınlanmama sebebi bu. Çünkü bu isimlerin kasetleri de iyi partinin elinde var. Ama yeşil'da ailesini bir kısa hatırlayalım isterseniz. Buralar bizi ilgilendirmiyor çünkü. Kim ulan bu yeşilda. Bugün şunu da söyleyeyim. İfşaatların içeriğine girmeyeceğim. Size Hasan yeşilda anlatacağım. Twitter'den bahsedeceğim. Anlattığı organizasyon anca bir dahaki bölüme yetiştirebilirim. Yani anca. Peker ifşaatlerinde hep Erdoğan'ın eskilerden dostlarına değiniyor. İşte Remzi Gür örneğini verdik daha yine. Mücahit Aslan vardı. Taht oyunlarının geçen bölümlerinde bahsetmiştik hatırlarsanız. FETÖ açılımını yürütüyor diye. Hasan Yeşildağ da eski ülkücü. Ama öyle böyle değil yani. Öyle bayağı 80 öncesi eylem yapan tiplerden. Bombacı da akabı var adamın. Abdi İpekçi davasına yer alıyor falan. Mesela 79 yılında 17 ülkücü yakalanıyor eylemden evvel. O dönemki milliyetten okuyorum. Siyasi polisçe yakalandıktan sonra tutuklanan Erhan Öztunç belirtilen kişiye tabanca ve patlayıcı maddeleri verdiğini doğrulamış. Bunları Üsküdar ÜG'D örgütünün kurucusu Hasan Yeşil Dağ'dan aldığını söyledi. ÜG'D Üsküdar şubesi kurucularından Hasan Yeşil Dağ'dan sağladıkları tabancalarla İstanbul'un çeşitli yerlerinde soygunlar yapan ve elde ettikleri paralarla cezaevinde bulunan ülkücülere yardım ettikleri iddiasıyla aranan Ercüment Demir ve Sebahattin Civelek Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanmışlardır. Darbeden sonra tabi yargılar, idamlar falan başlıyor ama Hasan buradan da sıyırıyor. Atatürk Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı Fahrettin Yılmaz'ın Beykoz'da 5 Temmuz 1978 tarihinde tamüden öldürmekten sanık sağ görüşlü Saffet Alyas İstanbul Sıkı Yönetim Komutanlığı'nca Kiri Mahkemesi TCK'nın 454 maddesi uyarınca ölüm cezasına çarptırıldı. Ancak duruşmadaki iyi halini göz önüne alarak bu cezayı yaşam boyu hapse çevirmiştir. Aynı olaya karıştı iddiasıyla idam cezası istenerek yargılanan sanık Hasan Yeşildağ ise, beraat etmiştir. Yeşildağ kendini İsviçre'ye atıyor. Tabii Türkiye'ye iade edilmesini falan talep ediyor ama İsviçre Yeşildağ vermiyor. Çünkü idam var Türkiye'de. Sonradan öğreneceğiz ki bu aslında idamla alakalı bir şey değil. Bizim Hasan Yeşildağ orada bir güzel ötmüş. Bunu da Sedat Peker anlatıyor. Fakat dönemler değişiyor. 90'larda Yeşildağ adeta Erdoğan'ın fedaisi oluyor. Erdoğan hapse girince o da suç işleyip yanına giriyor. Yanından ayrılmıyor ve bu sadakat elbette ödüllendiriliyor. Tabi bunu size anlatmıştık. Yine geçen bölümde sanırım Hasan Yeşildağ konuşmuştuk. Şimdi bunun bir kardeşi var. Zeki Yeşildağ diye. Senat Peker'in deyimiyle asıl beyin o. O dönemler İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi. Hani tezgahı anlayın diye. Zeki Yeşildağ, Abi Hasan Yeşildağ'ın Tayyip Erdoğan'la birlikte aynı cezaevinde yattığını doğruluyor. Çünkü bu gündem oluyor birden. Bunun üzerine Zeki Yeşildağ, Abi Hasan'ın İsviçre vatandaşı olduğunu, İstanbul'a sık sık gelip gittiğini de öne sürdü. Yani... <laughs> Gurbetçiymiş bizim Hasan Yeşildağ. 2000 yılında Abdi İpekçi davasından takipsizlik çıktığında Yeşildağ çoktan zengin bir adamdır. Şimdi burası önemli. Açın kulaklarınızı adam gibi dinleyin. Erdoğan'ın belediye başkanlığı sanıldığı kadar sessiz ve sakin geçmedi. Akbil skandalı, sahte faturalar, iddiaş yolsuzlukları patlak verdi. Dönemin sabah gazetesi başlık atıyor 29 Nisan 99'da. Tayyip'in çiftliği. Erdoğan dönemi deşildikçe belediyenin her biriminden pis kokular yükseliyor. Akbil yolsuzluk davasıyla araştırılmaya başlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Erdoğan döneminde İgdaş ve İstaş'ta sahte faturalar bulundu. Şimdi bunlara operasyon yapıyorlar mı? Tek tek dökülüyor bunlar. Özellikle de al bayrak şirketleri. Şimdi buraları iyi dinleyin. Makrubeci kardeşlerim. YCHP'li gençler. Siyasi dehalar. Buraları dinleyin. Sonra Ekşi'de Twitter'da oradan buradan dönüp yine bize satarsınız. <laughs> yine bize satarsınız. Bunları niye konuşmuyorsunuz diye. Ben size anlatayım da. Erdoğan hapisteyken 99 yılında bu skandal patlak veriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile iş yapan firmaların evraklarının incelenmeye başlanıyor. Ortaya trilyonlarca kayıp ortaya çıkıyor. Önce İGDAŞ müdürü istifa ediyor. Sonra sorgulanıyor tabii ki de. Al bayrak gibi başka şirketler de alınıyor. Bu şirketlerde İGDA hesaplarında ortaya çıkan ve yöneticilerin nerede olduğunu açıklayamadığı 4 trilyon liranın nerelere ve kimlere aktarıldığının araştırıldığı belirtiliyor. Yani kısa ve öz söyleyeyim size bunlar bu paraları alıp 18 Nisan'daki genel ve yerel seçimler için propaganda çalışmalarında kullanıyorlar. Yani kendilerine bir kaynak yaratıyorlar. Arşivden aktarıyorum size. Arşivde yani e, gazetede yazdığı gibi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde iş yapan firmalar üzerinden aktarılarak bir havuzda toplanan paraların şu an hapiste bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye eski başkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kurulması planlanan yeni oluşumun temelinin atıl kullanılmak üzere bekletildiği de iddia edildi kurulması planlanan yeni oluşum o dönemlerde biliyorsunuz bugün biliyorsunuz AK Parti. Devam edelim başka tanıdık simalar da var. Göz altında bulunan Albayrak Şirketler Grubu sahipleri Ahmet, Mustafa ve Bayram Albayrak'ın Fazilet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi ve sigorta şirketi sahibi kardeşleri Nuri Albayrak yöneltilen suçlamaları yalanladı. Mali polisin sorgusuz sualsiz gelerek Albayrak Şirket Merkezi'nde arama yaptığını, bütün evraklara el koyduğunu ve kardeşleriyle birlikte 16 kişiyi gözaltına aldıklarını belirten Nuri Albayrak bu soruşturma tamamen siyasi bir baskının sonucudur. Soruşturma tamamlanacak ve şirketimiz ile çalışanlarımızın suçsuz oldukları ortaya çıkacaktır. Ayrıca iş yerimizde bulunan pompalı tüfeklerin bulundurma ruhsatı var. adamın <laughs> dış yerinden pompalı tüfek çıkıyor. Albayrak'ın Yeni Şafak gazetesinin sahibi olduğu iddialarında asılsız olduğunu belirten Nuri Albayrak, bu gazeteyle aynı binada olmak ve gönül bağının ötesine bir ilişkilerin olmadığını söyledi. Bugün biliyoruz ki Yeni Şafak'ın gerçek sahibi, yani Albayraklar tabii ki de. Milyonlarca dolar o, şu, bu. Ama polislerin radarına hep aynı isim çıkıyor bu faturalarda falan. Hasan Yeşilda. Her işin arkasında yanında önünde bu at. Hatta meşhur Yürü Ya Hasan manşeti çıkıyor hürriyette. Tabi bu soruşturmalar devam ederken Erdoğan hapisten çıkıyor AKP kuruluyor falan filan. Fakat bu iddialara çok kızıyor. Der ki bu iddiaları ispatlamayanlar bu kadar açık söylüyorum alçaktır, şerefsizdir, namussuzdur. Bakın arşivden ifadelere bakalım. Recep Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı Tufan Mengi. Al bayrakların Erdoğan için biriktirdiği ihale paralarını taşıyan kuryenin adını polise verdi. Polis kuryeyi arıyor. Temiz şehir operasyonu çerçevesinde sorgulanan Tufan Mengi'nin polise önemli itiraflarda bulunduğu öğrenildi. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı dönemindeki baş danışmanlarından Tufan Mengi, Albayraklar Aşe'nin paraları nasıl sakladığını anlattı. <laughs> Nuri Albayrak'ın İmam Hatip Lisesi'nden arkadaşı olan Erdoğan'ı başbakan yapmayı hayal ettiğini anlatan Mengi, Albayrakların İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldıkları ihalelerin bedellerini bu amaçla biriktirdiklerini itiraf etti. Mengi, paraların bir kurye aracılığıyla kasa olarak tanımlanan emin bir kişiye teslim edildiğini, o kişinin de yüklü miktardaki bu paraları çeşitli hesaplarda saklandığını, söyledi. Tufan Mengi kuryenin ismini de polise açıkladı. Bunun üzerine polis al bayrakların kuryesinin peşine düştü. Bu amaçla kuryenin bulunabileceği adreslere seri baskınlar düzenlendi ancak kimliği gizli tutulan bu kuryenin kaçtığı öğrenildi. Yetkililer kuryenin bulunması durumunda al kasası olarak görev yapan kişiye de ulaşılacağını, böylelikle belediyeden alınan ve trilyonlarca ifade edilen paraların ele geçirebileceklerini kaydettiler. Öte yandan soruşturma kapsamında Ahmet, Nuri, Muzaffer ve Kazım Albayrak kardeşlerin aranmasına devam edildiği bildirildi. Mengi'nin itiraflar arasında Albayrak'ın başta Daş'ın sayaç okuma ihalesi olmak üzere çöp toplama, personel taşımacılığı, yemek gibi birçok ihalede yolsuzluk yaptığı yönünde bilgilerin yer aldığı öğrenildi. Mengi'nin al bayrakların sayaç okuma işini gerçekleştirirken naylon faturaları 1 milyon dolarlık masraf gösterdiğini, bu parayı belediyeden alırken dönemin müdürü Fuat Şengül'e komisyon ödediğini öne sürdüğü kaydedildi. Erdoğan'ın bir başka danışmanı Harun Karaca'dan Erdoğan döneminde davet usulüyle yapılan tüm ihaleler al bayraklara verildi. Hortumladıkları para trilyonları buluyor dediği öğrenildi. Bir muhasebeci de naylon faturayla şirket cirolarını yüksek tuttuklarını, isimlerinin fazla göz önüne çıkmaması için üçüncü kişilere şirketler kurdurarak bu şirketleri ihalelere soktuklarını itiraf etti. Taşıma ihalesine Ertaç ve Bektaşlar firmalarının böyle katıldığı belirlendi. Yani anlayacağınız al bayraklar üzerinden çok güzel bir para hazırlanıyor. Bu, bu dönemde tabii Tayyip Erdoğan içeride ve bütün işin merkezinde Hasan Yeşildağ var. Yani AKP'nin kuruluşundan bahsediyoruz. Paralar sağlanıyor. Bir yandan da mesela başka bir al bayrak, Çalık'taki al bayrak, Berat al bayrak. New York'ta orada Tayyip Erdoğan için Amerikan meşhur bir gezisi var ya çıktıktan sonra. Oradaki gezinin de o üstleniyor. Yani her taraftan bir destek var. Remzi Gür'le yaptığı görüşmeyi de daha yeni duydunuz. Yani bu ekip fazla isimlere zikredilmese de bu ekip asıl kurucu tayfa. Şimdi asıl para da bu değil biliyor musunuz? Asıl para garip gelecek size ağaç işinde. <laughs> Gerçekten öyle. Bunlar İstanbul'a 1 milyon ağaç kampanyası diye bir kampanya yapıyorlar. Buradan 1 milyar dolar kaldırıyorlar. Bak şaka değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski genel sekreteri yardımcısı Mahmut Kuş gizli kameraya kaydettiği ifadesinde AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağaç yolsuzluğundan 1 milyar dolar haksız kazanç elde ettiğini iddia etti. Ağaç dikme kampanyasının trilyonluk vurgun için kılıf olduğunu anlatan Mahmut Kuş şu iddialarda bulundu. "Hani bunu polise söylüyor bu arada. Ağaç gövde boyundan ölçülür ama herif tepesinden ölçüyor. İtalya'da ağaç piyasasında herkes genel sekreter Necmi Kadıoğlu'nu tanıyor. Kadın ikramı mı dersiniz? Her şey var. Bunlar bir de hoca, bir de Müslüman, biz de gavuruz. Tayyip Erdoğan'ın 1 milyar dolar sıcak parası var. Bu paranın baş kaynağı ağaç işidir. Adam cihat aşkına çalışıyor. Hırsızlığında böyle bir kılıfı çıkmış. Fon yapıyoruz diyorlar. Hatta en son Erdoğan da ifadeye çağırıyorlar. San Yeşildağ'da gözaltına alıp ifadesi alınıyor. Gazeteler bunu manşetten veriyor. Fakat ifadesinin asıl nedeni Ali Fevzi biri kaçırıp fidye isteme mevzusu. Şimdi bunlar biri kaçırıp 1 milyon dolar alıyorlar. Mevzu bu. Polis bu ifade sonrası Ayhan Tokçayı buluyor emniyette. Büyük ihtimalle Yeşildağ ifadesinde satıyor bu Tokçayı. Sonra işte sorgulanıyor tabii Tokça ve hepsini anlatıyor. Polise verdiği ifadede kaçırma olayında Yeşildağ'ın rolünde şöyle anlatıyor. Biri mobilya atölyemdeki Ali'ye sordum. Susurluk davasında yargılanan derin devletin adamıdır. Çok zengindir dedi. Tokcan şakayla başlayan kaçırma planının ciddiye döndüğünü ve biri biz polisiz diyerek kaçırdıklarını söyledi. Tokcan şöyle devam etti. Bir kendi kendine ömrümüz buraya kadarmış diyordu. Öyle bir niyetimizin olmadığını sadece paraya ihtiyacımız olduğunu söyledim. Rahatladı ve istediğiniz para olsun dedi. 1 milyon dolar istedim. O kadar olmadığını ancak temin edebileceğini söyledi. Yalnız şeydeki şey geçen bölümü hatırlıyor musunuz? Orada da aynı şekilde milleti alıyorlar. Paralarını götürüyorlar üstünü soyuyorlar sonra kafalarını sıkıyorlar liste mevzusuna falan. Ülke bir dönem gerçekten GTA gibiymiş yani. Fakat sis perdesi bir kere aralandı. Şimdi size arşivden haber okuyacağım. Yakın adamı Hasan Yeşildağ Asala'ya karşı kurulan Çatla ekibindeydi. Onu İsviçre gizli servisinde bir dönem kullandı. Hasan Yeşildağ Tayyip Erdoğan'la girdiği cezaevine güvenlik kameralı sistem kurdu. Tayyip'le kimin görüşüp görüşmeyeceğine bile o karar verdi. Bu arada ağabey Zeki... Ağabey değil bu arada kardeşi. Yanlış yazılmış burada. Ulus Parkı işletmeciliğini, ağaç dikme işini, trafik sinyal araçlarının satımını üstlendi. Bir benden istasyonu aldı. Bir çetenin adamı Hasan Yeşildağ'ın geçmişi ilginç hikayelerle dolu. Ama Bu arada İsviçre'deki şeylere bakmak lazım aslında. Arşivde falan kaynak var mı? Belgesi var mı? Çünkü aradan geçti bayağı bir zaman. Açıklanabilir. Bir sormak lazım. Ama neden sonunda birlikte cezaevinde olanlar bir daha İsviçre'ye giremezken Yeşil İsviçre'yi ikinci vatanı yaptı. Halen kardeşlerinden Ali, çeteci Ali Fevzi biri fidye için kaçırmaktan aranıyor. Cin gibi iki kardeşi Hasan ve Zeki Yeşil ile birlikte hem siyaset hem ticaret yaşamında para ve yer kazanıyor. Tayyip Erdoğan, Yeşil benden 3 gün önce cezaevine girmiş bir arkadaş diyor ya. Zamanlama olarak doğru, içerik olarak yanlış. Yeşil kardeşler böyle büyüdü yani anlayacağınız. Seçim günü için en yerinde duramayan, sürekli bir şeyler karıştıran isim biliyorsunuz ki Süleyman Soylu. Kendi başına paralel bir sistem kursa da buna YSK engel oldu fakat soylu tetikte. Ve birebir kaynaktan size söyleyebilirim ki yapmış olduğu darbe çıkışları blöf falan değil. Kendisini hakikatten buna inandırmış durumda. Bu sebeple buna sebep vermeyecek şekilde karışıklık çıkmaması lazım. Kemal Kılıçdaroğlu da farkındaysanız bunun çağrısını yaptı. Sakin kalın, oyunuzu kullanın. Kimsenin sizi kullanmasına müsaade etmeyin. Şu iki yıllık sürecin sonunda diyebileceğim şey şudur sizlere. Ülkede kalan son demokrasi tanesi sandıklarımızdır. Eğer bir şeyler değişsin istiyorsanız harekete geçin, oyunuzu verin. Sadece vermekte kalmayın, çevrenizde sandığa gitmek için teşvik edin. Mührü basmak belki birkaç saniye ama gözünüzün önünden yıllar geçsin. Belki de sizinle birlikte geçirdiğimiz yıllar geçsin. Hatırlayın tüm bunları. Ben kararsızım diyorsanız bile yine de sandığa gidin mühürü elinize alınca son saniyede olsa vicdanınız kalanı yapacaktır. Emin olun. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım, hepiniz Allah'a emanet.